Gencisin abi. Uyudun mu diye bir sor. Ben de bütün gece döndüm durdum. Babamı düşündüm. Ne yapıyor? Ne düşünüyor? Kaçtığımı öğrendin mi acaba? Dur hazırlanayım da hemen çıkalım. Hadi. Sana ne diyeceğim Dalyan? Hayırdır kibarım? Trabzon'da bir tepelik vardır. Denize nazır. Sizin oralar hep tepe, hep denize nazır. Yıllar var görmedim. Kokusunu içime çekmedim. Havanın, deryanın. Dur be kibarım. Elbet gideriz bir gün. O hasretini çektiğin tepeye de gideriz. Ben de onu diyecektim. Beni oraya götür. Ne görkemlidir manzarası. Bakmaya doyamazsın. Hafızana kaydetmek istersin. Altı da böyle kabristan. İşte beni oraya götür. Anamın babamın yanına. Memleketime. Buradan oraya dört kolluyu götürmek sıkıntı ama. Halledersin değil mi Dalyan? Ettiğin laf mı şimdi Nazif? Laf tabii. Hatta vasiyet. Daha kıymetli. Başımda orman. Ayak ucumda umman. Unutma, oraya gömün beni. Peki kibarım. Nasıl arzu buyurursan. Koskoca mahkeme bizi beklemez. Anne. Hı. Ben çok korkuyorum. Korkma. Babam masum. Hak yerini bulacak. Sakın. Sakın Songül. Umutsuzluk istemiyorum. Bak kötüyü çağırma kızım. İnanmazsan bir şey olmaz. Baban çıkacak. Anneanne bak, kravatımı takıp geldim. Uy, anneannesinin kuzusu. Oh, hadi bakalım, hadi 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 geç kalıyoruz, hadi. Hadi. Annem nerede? Alacağız onu oğlum, merak etme sen. Aa, Yalçın abi, İsmet abi, Zekiye abla. Safiye annem, biz siz Nazif babanın mahkemesine gitmeyeceksin herhalde. Bütün adliye sarsılacak. Görsünler bakalım Nazif babanın ne kadar sevildiğini. Ustamızın sahipsiz olmadığını anlasınlar artık. Allah sizden razı olsun. Beni öyle mutlu ettiniz ki. Sizin de yüzünüz ilelebet gülsün inşallah. Hadi Safiye annem, arabalar hazır. Hadi buyurun. Haydi millet, gidelim ustamızı alıp gelelim. İnşallah Azmi abi. Gel. Yalçın abi, kornaya da bas tamam mı? Herkes duysun sesimizi, herkes duysun. Duysunlar aslan parçası. Hadi. Hmm.
çıkıyor? Kötü bir şey mi oldu? Öldüm meraktan Bülent. Erdal abi ta karakollara kadar geldi sana bakmaya. Niye aramadın? Niye gelmedin eve? Sen bana inanmazsın ki İlknur. Kaç yıllık kocamsın Bülent. Hataların kadar sevaplarını da görürüm ben. Yani yanlış yollara saparsın da silahmış, mermiymiş. Sen anlamazsın ki böyle şeylerden. İlknur. Çocuklarımın anası. Affet beni, ben sana layık bir koca olamadım. O zaman Bülent. Ben senden geçmedim. Sen de ailemizden geçme. Sahip çık. Ben sizin için ölürüm İlknur. Bugün ailece kenetlenmenin tam vakti Bülent. Babamın hükmü verilebilir. El ele olmamız lazım. Annemle babama destek olmamız lazım. Feride. Günaydın kızım. İyi misin? Nazif Karan'ın davasına gideceğim baba. Acelem var. İzin olursa ben de seninle gelmek isterim. Lütfen hayır deme. Böyle bir günde seni yalnız bırakmam. Peki nasıl istersen. Hemen geliyorum. Feride Hanım, buyurun lütfen. Yapma Feride.
Feride ne oldu kızım? Ben kendi arabamla gideyim baba. Ne lüzum var yavrum? Şoför bırakır bizi. Makam arabasıyla adliyeye gitmeyeyim şimdi. Anlıyorum. Nasıl istersen. Feride, sen kullanmasan yavrum, hiç değilse şu an. Hem ben de seninle geleyim, sohbet ederiz. Peki. Sohbet ederiz dedim ama senin ağzını bıçak açmıyordum. Kusura bakma baba, gerginim biraz. Yapman gerekeni yap kızım. Emin ol, yarın senin için çok daha aydınlık bir gün olacak. Hayırdır Vedat? Anlamadım efendim, birden isabet. Bir daha deme. Erkencisin. Canım sıkkın. Bir kahve yapayım. Keyfin hemen yerine gelir. Yap. Ha, bunu buldum. Nerede buldun? Şurada konsolun altında. Kahveni yapayım ben. Baba ne oluyor? Benim gitmem gerek. Haklısın kızım. Olur yoksa bir çare bulalım Vedat. Her şey tamam gibi efendim. Her şey doğru gözüküyor. Bilmiyorum. Baba ben geç kalıyorum. Tamam. Bir araba çevirelim. Sen al çantanı kızım. Of. Bak geliyor bir tane araba. Dur dur kızım. Affedersiniz, kusura bakmayın, yolunuzdan alıkoydum sizi. Estağfurullah. Ben hakimim, bir davaya yetişmem gerekiyor. Rica etsem beni yola kadar bırakabilir misiniz? Gelin hakim hanım, götürürüz biz sizi. Tamam baba, hallettim. Biz yetişiriz sonra kızım. Tamam. Teşekkür ederim. Bana bir silah lazım. Hayırdır? Abimi vuranı buldum. Onu temizleyeceğim. Durun nerede? Bir sürü yok şimdi çocuklar. Ne diyeceksen de benim yetişmem gereken bir duruşma var çünkü.
gidiyorsun Adliye? O tarafta değil ki. Adliyeye gitmiyoruz. Sen ne yaptın sanıyorsun Mahir Kara? Seni kaçırıyorum Feride. Burhan kardeş, silah işin kolay. Sen bana Mahir kim vurdu onu söyle, düşmanımız belli olsun. Cenazesine gelirsin artık. Ne de olsa tanıdığım biri. Allah Allah, tanıyorum demek. Vallahi merak ettim, söylesene yahu. Ya sen şu silahı veriyor musun, vermiyor musun Necdet? Bak ben sana yardım etmeye çalışıyorum Orhan kardeş. Bu gavurun kim olduğunu söyle, işimiz kolaylasın. Sen niye bu kadar merak ettin ya? Öğrenip ne yapacaksın? Sen biraz telaşlandın mı, bana mı öyle geliyor yoksa Necdet? Bak ya. Ayıp olmuyor mu? Laf mı senin mi söyledin şimdi yani? Ha Orhan? Sen bir şey biliyorsun Necdet. Anlatıyorsun bana. Hemen. Arkadaş, ben yardım etmeye çalışıyorum. Dışarıda bu işi 5 kuruşa yapacak 10 tane it var. Adamı indirir, mahpusa da girer. Sen de ailesine, içeride de adama bakarsın. İntikamın da alınmış olur, dava da kapanır. Ben elini kana bulama diye dedim. İstersen söyle. İstemezsen de söyleme. Sen bilirsin. Ben abimin kanını dökeni kendi ellerimle temizleyeceğim Necdet. Bu sefer yapacağım. Sen o silahı versen de yapacağım, vermesen de yapacağım. Hadi eyvallah. Şu arabayı indir beni. Sana söylüyorum, sen şu anda bir duruşmaya yetişmeye çalışan hakimi görevinden alıkoyuyorsun. Çok büyük bir suç bu. Durdur şu arabayı diyorum sana. Feride, Feride yapma lütfen. Canını yakmak istemiyorum lütfen. Sen zaten yaktın benim canımı yakacağın kadar. Bir de buna bu kepazeliği ekleme. Durdur şu arabayı diyorum sana. Üzgünüm Feride. Bugün olmaz. Bugün gitmene izin veremem. Sana! Feride yapma! Asıl sen yapma, dur! Feride lütfen yapma! Dur dedim sana! Günaydın Feride'ciğim. Bugün bir milat olsun Feride. Kötü günler geride kalsın. Yepyeni bir hayat başlasın. İkimiz için.
Feride Hanım gelmedi mi? Henüz teşrif etmemişler. Ne güzel çiçekler bunlar. Kimden bakalım? Tamam. Münasebetsiz bir zattan. Not falan da yok. Neyse. Hadi gel. Duruşmadan önce biraz hava alalım. Özledim seni. Neden Mahir Karabuğdaklı? Neden? Beni kaçırınca eline ne geçecek? Bugün babamın kalemi kırılmayacak Feride. Onun suçsuz olduğunu sana ispatlayabileceğim. Buna vaktim olacak, anlıyor musun? Buna vaktim olacak. Masum bir insanı asmana engel oluyorum. Sen şu anda adalete engel oluyorsun. Baban suçsuzsa zaten ortaya çıkacak. Çıkmıyor Hakime Hanım, çıkmıyor. Birileri habire düzeni çomak sokuyorlar. Dümeni istedikleri yere çeviriyorlar. Kusura bakma ama sen de buna alet oluyorsun. Sana bunların hepsini ispat edeceğim. Ben buna izin vermeyeceğim. Senin bu eşkıyalığı yapmana ben izin vermeyeceğim. Sen bana kaba kuvvetle engel olamayacaksın. Feride! Feride deme bana! Bana Feride falan deme, dokunma da ben senin arkadaşın, tanıdığın hiçbir şey değilim. Peki Hakime Hanım, peki. Bir delilik yapmayın yeter. Feride ne yapıyorsun? Yapıyorsun, öldürmeye mi çalışıyorsun kendini? Yapma Feride, lütfen. Seninle gelmektense ben ölürüm daha iyi. Feride dur! Feride dur! Feride yapma! Feride iyi misin? İyi misin? Bakayım mı? Feride ses ver. Feride bir cevap ver, iyi misin? Feride iyi misin? Bakayım. Kardeşim kör müsün? Feride. Allah kahretsin. Dikkat etsene kardeşim. Haklısın arkadaşım, kusura bakma. Ama bak yaralım var, müsaade edersen gideyim ben. Benim zararım ne olacak? Tamponu söktün attın. Ben bulacağım seni. Plakanı ezbere aldım. Endişe etme, erkek sözü bulacağım ben seni. Ben de seninkini ezbere aldım. Eyvallah. Sen beni bulmazsan emin ol ben seni bulacağım. Feride aç gözünü. Feride aç gözünü. Yazıyor, yazıyor. İtalyan hükümetin istifa ettiği yazıyor. Yazıyor. Sayın Bakanım, büyük gün. İnşallah Turgut, inşallah. Feride nerede? Kerim Hanım birlikte gelecekler demişti. Evet. Kendi külüstürüyle gelmek istedi. Yenileyelim diyorum ama neymiş? Kendi parasıyla alacakmış. Bilhassa araba yolda kaldı. E'si yetişemeyeceğim diye telaş etti. Ben de yoldan geçen bir arabaya bindirdim onu. Gelmedi mi henüz? Ben de bekliyorum ama yok. Geliyor. Gelir birazdan. Neyse birer kahve içelim, 5-10 dakika vaktimiz var. Tabii. Buyurun. Dimdik duracağız babanın arkasında. Bizim başımız dik, alnımız açık. Hadi. Tabii Hanım, bugün kocanız hakkında idam kararı çıkabilir. Ne düşünüyorsunuz? Nazif Kara sizce başsavcıyı neden öldürmüş olabilir? Memleketin nefret ettiği Nazif Kara'nın ailesi olmak nasıl bir his? Benim dedem adam gibi adam. Onun için yalan konuşmayın. Hadi oğlum. Onlar da bilip bilmeden konuşmasınlar anne.
Merhabalar. Bir şey sorabilir miyim? Sor kardeşim. Siz de mi Nazif Bey'in akrabalarısınız? Biz esnaf komşularıyız. Buraya Nazif Baba'nın yalnız olmadığını göstermeye geldik. Nazif Baba suçlu değil. Bu söylediklerine herkes güler. Sen de bunu böyle yaz gazetene kardeş. Çek. Anne, şu hakim hanımla bir konuşsa. Geçen sefer senin sözünü dinlediydi, girdi abimin yanına. Belki bu sefer de işe yarar ha? İknur'um, orada Hakime Hanım'ın kalbine kalmıştı her şey. Kalbindeki sevda büyük olduğundan bir sözüm yetti bulutları dağıtmaya. Ama burada şimdi dert sevda değil, vicdan. Dua edelim de babana inansın. Ta şurasında hissetsin masum olduğunu. Sevdiği adamın sözünün hükmü yokken beni dinlemez bile. Anlayacağın elimizde umuttan başka bir şey yok. Kör olası feleğe kaldı işimiz kızım. Hadi. Adalet yerini bulacak. Sen merak etme. Başlayın, neyi bekliyorsunuz? Sayın savcım, mahkeme heyetinden henüz bilgi gelmedi. Henüz gelmedi demek ki. Tamam, bekleyin de biraz daha. Ömrümü çürüttü kocanız. Şimdi de eserinizi mi seyretmeye geldiniz? Hanımefendi, inanın sizi anlıyorum. Ama rica ederim, lütfen siz de beni anlayın. Benim kocam günahsız. Benim kocam savcıydı hanımefendi. Kim masum, kim suçlu gayet iyi anlarım. Sizin kocanız bir cani. Asker bey oğlum kaç zaman oldu geleli, duruşma başlamayacak mı? Bize daha bir malumat vermediler bey baba. Bekleyeceğim. Vardır bunun da bir hikmeti. Vadem biterken derdest olmuş bekleyeceğiz. Varsın olsun. Her saniyenin kıymetini bilmek gerek. Kesme umudunu bey baba. Daha kalem kırılmadı. Kestir mi hiç evladım? En son umut ölür bu hayatta. Feride, kötü günler geride kalsın, yeni bir hayat başlasın ikimiz için.
Sayın Bakanım, bir terslik mi oldu? Feride hala gelmedi. Nerede kaldı? Allah Allah. Nasıl olur? Kaza falan mı oldu acaba? Ben de aynı şeyi düşündüm. Ben bir emniyet güçleriyle görüşeyim. Ben de seninle geliyorum. Seni böyle bırakmak. Bir günden ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz. Bir şey istersen söyle bana, pişireyim sana, tamam mı? Ne pişireyim sana bugün acaba? Hı? Ablacığım? Abla? Abla! Abla! Safiye teyze! İzgür abla! Açın kapıyı! Güzel abla! Abla ölüyor! Abla ölüyor! Güzel abla! Sami görmüş bir annesinde. Görünce Sami'yi telaşlanmış gibi. Sami'yi aradığımızı bilmediği için tutup kolundan getirmemiş. Adam gönder adam. Kiminle konuşmuş? Tek tek sorsunlar, öğrensinler. Bir herif de gönder, çaktırmadan nöbet tutsun orada. Derhal abi. Bana dakikasında haber verin. Ayrıca şu Orhan Kara'yı da bir göz hapsine alın bakalım. Ne yapıyor, ne ediyor? Efendim? Alo? Alo, ablam ölüyor. Ne olur yardım edin. Ablam derken küçük hanım. Çıkartamadım da. Ayten! Ben Ayten'in kardeşiyim. Ne olur yok olun, ablam ölüyor. Madem bu cihanda ismimiz değişecek, fiyakalı olsun lan Yunus. Hayatım boyunca ismimin Ayhan olmasını isterdim lan. Ayhan diye kaydettir pasaporta. Bu da yengen. Gül. Gülümün adı ne olsun lan acaba? Ne bileyim abi. Türkan. Ayhan'la Türkan lan. Film artistleri gibi. Soyadlarımızı da aynı yap. Karı koca yap yani bizi. Evli. Ne oldu paşam? Daha emrim. Abi, bu istediklerin para yazar. Kara kaşı olmuyor bu işler. Para? Aynen. Para. Al sana para. Yunus kardeş. Sen işimizi çöz yeter. Eyvallah abi. Abi nerede bulurum seni? Birhanede. İşini çabuk bitir. Birhaneye gel. Eyvallah. Bir tek atarız lan orada. Cilası olur. Çabuk ol Yunus!
yahu, bu memurlar neden ellerini çabuk tutmuyorlar Turgut? Nerede benim kızım? Endişe etmeyin Sayın Bakanım, endişe etmeyin. Siz Feride'nin odasına geçin, dinlenin biraz. Ben size güzel bir kahve söyleyeyim. Merak etmeyin, Feride nerede bulup getireceğim size. Yanında lokum da olsun, tansiyonum düştü. Merhaba. Merhaba Savcı Bey. Bir gelsene sen benimle. Ne oldu Turgut Bey? Gel gel. Ne olup bittiğini sen anlatacaksın bana, gel. Neler oluyor Savcı Bey? Gencağızım, telaşımı mazur gör. Hepsi endişemden. Feride hala gelmedi. Siz iyi arkadaşsınız. Nerede olabileceği hakkında bir fikrin var mı? Hayır, yok. Emin misin? Kesinlikle. Ben Feride'yi ziyadesiyle iyi tanırım. Mesaisine bırak gelmemeyi geç bile kalmaz. Neden yok şimdi? Turgut Bey, belki de özellikle gelmedi. Belki aşkına yenik düştü. Belki yapamayacağını anladı. Aşık olduğu adamın babasını asmak istemedi. Mahir'e de babasına da kıyamadı. Olamaz mı? Olamaz. Kesinlikle olamaz. Saçma sapan konuşma Bahar. Müteşekkirim Sayın Müdürüm. Sizden iyi havadisler bekliyorum. Emniyet Müdürü'yle görüştüm. Teferruatlı araştırma sürüyormuş. Lakin onlara yansıyan bir vukuat yok. Duruşma daha fazla Feride'yi beklemez. Suylan başka bir hakimin bakması gerek. Peki karara bağlanır mı? Feride'nin yerine gelecek hakime bağlı. Turgut, bu dava bugün bitsin. İnşallah. Hakim hanım yokmuş hala. Yerine başka bir hakim bakacak. İyi mi bu, kötü mü peki? Mahkeme heyeti geliyor. Herkes ayağa kalksın. Sanık getirilsin. Nazif Kara. Nazif Kara. Asın bu adamı. Toplumu yüz karası insan. Neden? Biricik neden? Küçük geç yerine. Geç, yasak. Merak etme Nazif'im. İyiyim yavrum ben. Neden? Dedem öpemedim. İzin var mı? Sessiz olun yoksa salonu boşaltırım. Hakime hanım ulaşamadığından dosyanın hakim değişikliği nedeniyle incelenmeye alınmasına, bu nedenle duruşmanın ertelenmesine karar verildi. Feride, aç gözünü. Hadi uyan artık. Feride, aç gözünü. Hadi bir tanem.
Ne oluyor? Nesi var? Hop içmiş. Orhan! Orhan bak! Kapıyı aç! Sen direkt şu kapıyı aç. Hadi Orhan, hadi, hadi, hadi! Kaç yıllık mesai arkadaşıyız. Feride Hanım hastayken bile gelir adliyeye. Allah Allah. Aklım hafsalam almadı. Benim kızımın böyle huyları yoktur. Mutlaka başına bir şey geldi. Sayın Bakanım, ben şimdi polisi bir daha sıkıştıracağım. Ne diye ayak altında dolaşıyorsun Vedat? Ne var? Bakanım, aracı ustaya gösterdim. Bana ne oğlum? Ben kızım kayıp diyorum, sen araba diyorsun. Bakanım, ben de ısrarla o yüzden dolayı peşinizdeyim. Meğersem araç bozulmamış. Benzine şeker karıştırmışlar. Araç da bozuldu. Bu dediğinden emin misin Vedat? Eminim efendim. Hem de adım gibi eminim. Feride'nin arabasını bozdular. Onu başka bir arabaya aldırdılar. Bütün bunlar dümen miydi Turgut? Kaçırdı. Mahir Kara Feride'yi kaçırdı. Allah kahretsin. Ne yaptınız? Feride nerede? Söyleyin. Nerede Feride? Ayşe. Biz görmedik hakim hanımı. Ne duyduysanız iftira. Mahir Feride'yi kaçırmış. Bu da mı iftira? Nereye götürdü Feride'yi? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Biz Mahir'i görmedik bile. Öyle mi değil mi öğrenirim ben. Savcı bey, bir anne var karşınızda. Aile hepiniz eşkıya mısınız? Şimdi de savcıya hakaretten hepinizi tutuklatırım. Turgut bey, sakin olun. Anlıyorum Feride Hanım için endişeleniyorsunuz. Lakin bu insanların bir günahı yok. Rahat bırakın. Yeter! Oğlunuza söyleyin. Eğer kızıma bir zarar verirse... bunu yaşatmam. Bilesiniz. İyi misin anne? Ha anne? Abime bir şey yapacağını biliyordum. Babama kötü bir şey olmaması için elinden geleni yapacağını biliyordum anne. Sus Songül.